Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli FM TV izleyenleri, yine pazartesi gününde haftanın ilk programıyla, Lider Genç programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün de birbirinden kıymetli hocamızla, hocalarımızla birbirinden kıymetli konuları değerlendirmeye çalışacağız. Yine bir konu başlığımız var. Bu konu başlığımızla alakalı sizler de bizlere görüş, öneri ve şikayetlerinizi veya duygu ve düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Konu başlığımız İslam'ı kanunlar, İslami konularda ehil olmayanların konuşması doğru mudur? Hani hocalara bir ifade söyleniyor ama İslami konularda ehil olmayan bir insanın, ehil değil. Hani Peygamber Efendimiz hadis-i şerif var ya, işi ehline verin, işi ehline emanet edin. Ki Peygamber Efendimiz bunu örneğiyle göstermiştir. Bugünkü konumuz ehil insanlara, ehil olmayan insanların İslam'ı konuşması doğru mudur başlığıyla bugün Lider Genç programını değerlendirmeye çalışacağız. Tabii ki bizim formatımız gereği genç nesil olarak değerlendireceğiz. Yani ehil olmayan bir genç, ehil olmayan bir insan olarak değerlendirmeye çalışacağız. İnşallah öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hemen Kazım Okur ve Emre Yazar hocalarımız bizlerle birlikte, onlara bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Önemli konular masaya yatırılıyor burada. İnşallah Rabbim yine öyle güzel, tesirli bir program geçirmeyi nasip etsin. Amin. Kıymetli Emir hocam, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Tabii biliyorsunuz her hafta bir konu üzerinde devam ediliyor. Şimdi bu haftada önemli bir konu inşallah bizimle başlayacak. Bu programdan sonra yine bizim de programımız var. Bu program sonrasında da bir hafta boyunca devam edecek. Gerçekten bu konuda da bir kapıyı aralıyoruz. Evet. İnşallah diyorum. Aynen öyle, inşallah diyorum. Hayırlı ve uğurlu olur diyoruz bu haftada. İnşallah hocam. Şimdi hocam, önemli bir konu başlığı aslında bu. İslami konularda ehil olmayan bir insanın konuşmasının getirebileceği, doğurabileceği sonuçlardan ötürü bu konu seçildi. Çünkü toplumumuzda toplumumuza en büyük zararı veren, İslam'a en büyük zararı veren şeylerden birisi de kirli bilgi. Evet. İşte ehil olmayan insanların konuştukları, ehilleşmediği konularda fikir yürüttükleri ve bunu sosyal medyada gerek olsun, işte nerede, hangi mecrayı kullanıyorsunuz kullanın, o mecrada kesinlikle bunları ele aldığı ve yalan yanlış değerlendirdiği, ehil olmayarak değerlendirdiği konulardan dolayı kirli bilginin meydana geldiğini görüyoruz. Evet. Ondan dolayı bu kirli bilgiyi de park etmek için insanın işin ehline vermemiz gerektiği de paylaşılıyor. Ama ben ilk temele ineceğim. Biliyorsunuz ki bu ehilleşme süreci hocam. Yani bir insan İslami konularda nasıl ehilleşmeli ya, veya nerede ayırabiliriz? Ehil mi, değil mi? İlk önce buradan başlamak istiyorum. Çünkü temel burası. Çocukluktan gençliğe evrildikçe insan bir öğrenim yaşı var. Bu öğrenim yaşında insan ehilleşmeye başlıyor aslında. Daha anne karnında başlıyor ama burada daha olgunlaşmış bir seviyede olduğu için bunu sormak isterim hocam. Hocam, yani bir insanın gerçekten bu yönde aslında sıkıntılar olmasaydı Ashab-ı Kiram döneminde şöyle bir ayet inmezdi. Biliyorsunuz Hucurat suresinde zan ile alakalı bir şey var. Yani kötü zanda bulunmayın. İnsanların ve la tecessüsü, casusluk yapmayın. Yani bazı zannın kötüsü, çoğu kötüdür. İşte kardeşinin ölü etini yemek gibidir. Yani bu tür şeyler olmasaydı zaten Allah buyurmazdı. Demek ki insanların arasında bu tür sıkıntılar her zaman olmuştur. Ki Kur'an-ı Kerim'de yine aynı şekilde emanetleri ehline teslim edin. Evet. Yani bir işi, bir şeyi kardeşim kim yapar? Ehli yapar. Mesela bir yüzüğü, bir kolyeyi kim yapar? Kardeşim bu adam ustası kim? O yapar. Altından kim anlar? Sarraf anlar. Yani her şeyin bir erbabı, bir ustası vardır. Ve oturduğu yerden bunları eleştiren, bilgisizce, futursuzca eleştiren insanlar da cahil insanlardır. O yüzden
oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın paklamaz her kalaycı diye evet. İsmet Efendi Risale-i Kutsiyyesi'nde böyle bir beyit yazmıştır. Bunu kime söylemiştir? Tasavvuf tarikat erbabı insanlara diyor ki siz tasavvufu tarikatı ehil olan insanlara gidin, onlarla muhabbet edin, sohbet edin, müzakere edin, mütalaa edin. Ama kalkıp da oturma diyor münkirle yeme sancı diyor. Eğer sen münkir yani inkar eden, anlamayan, hiçbir şeyi kabul etmeyen, inkarcı bir insanla oturursan pas alırsın. Öyle bir pas alırsın, öyle bir lekelenirsin, öyle bir üzerine çamur sıçrar ki paklamaz her kalaycı diyor. Yani her bu ikisini temizleyemez diyor. Hani bu ifade sadece hani yok, tarikat bir insana için... şeye gerekmez. Yok yani yok. Normal günümüzde yani aynen. Tarikatla alakadar olmamış, yine dışarıda ibadetleriyle evet. Meşgul olan bir insan yine bunu, inkar edenle buluştuğunda... Bunu zaten pasar. Sizin sorunuz üzerine ben dile getirdim. Aslında bütün işlerimiz için bu geçerlidir. Çok önemli bir desturdur bu. Yani bir işi ehline bırakın. Zaten kıyamet alametlerinden bir tanesi de Peygamberimiz buyuruyor ki... Ahir zamanda iş emanete hıyanetlik edenlere verilecek. Yani ehline verilmeyecek. Evet. Ehil olmayanlar söz sahibi olacak. Yani bakıyorsun bugün siyasetçi diyorsun adam ve insanlardan o istiyor. Diyor ki ben bu ülkeyi milli, manevi, siyasi, ne bileyim kültürel mirasını koruyarak yöneteceğim diyor. Şehit ailelerinin anasına bacısına sövüyor. Yani ya görüyor musun yani? Allah'ın peygamberinin ne kadar haklı olduğunu, ehil olmayanların başa geçip de insanlardan yani insanların başına geçeceğini peygamberimiz zaten 1400 yıl önce ne yapmıştı? Söylemişti. Bak biz de bunu görebiliyoruz. Yani o yüzden bir kere ilim erbabı olmak lazım. Bir şeyi işi ehline verilmemesi konusunda, dini hususlarda konuşup konuşmaması konusunda bir Müslüman ferasetli olacak. Bir. Müslüman feraseti nedir? Bilgi. Ferasetin içinde bilgi vardır. Tamam, bir duruş vardır. Aslını üstünü tanımak vardır. Emanete hıyanetlik etmemek vardır. Helal harama dikkat vardır. Bir insan bir şeyi duyduğu zaman ehli olup olmadığına bir kere bakacak. Ondan sonra tartacak. Ondan sonra kararını verecek. Eğer böyle davranırsa aradaki fitnebazı da anlar. Zarar vereni de anlar, münkiri de anlar, hepsini çözebilir. Ama öyle bir durum var ki bugün günümüz şartlarına baktığımız zaman bilgi kirliliği diyorsun. Aslında kirleten kim? Yine biz. Kirleten kim? Yine toplumun kendisi. Yani bakıyorsun sosyal medyada bir hashtag açılıyor, Twitter'da özellikle. Şu katil. Ya kardeşim bunu kim araştırdı, kim baktı, kim bununla alakalı inceleme yaptı? Sen olay yeri incelememişsin. Ondan sonra öyle bir baskı yapılıyor ki suçsuz insan suçlu olarak yani mahkemenin kararını değiştirmesini dahi etkiliyor. O yüzden günümüzde ne söyleniyor? Sosyal medya adaleti. Evet. Yani adalet sosyal medyanın eline kaldı. Aslında adalet sosyal medyanın eline kalmaz. Bu zulümdür. Haksız yere insanlar suçlanabiliyor. Yani sizin hakkınızda bir anda tacizciz diye bir hashtag açılsa bir anda binlerce insan... Bilmeden, sizi tanımadan, düşünmeden, kim olduğunu bilmeden, bir rapor görmeden, belge görmeden, kayıt görmeden direkt sizin tacizci olduğunuza dair hemen bir tweet atabiliyor yani. Ve bu daha sonra bir anda bakarsınız kapınıza polis gelmiş, siz taciz etmişsiniz, hadi bakayım karakolla diyebilir. Yani bu olmaz ya, hayır aynen böyle olur yani, aynen böyle olur. Aynı bu şekilde hiç ve kendinizi de anlatamazsınız. İşte sosyal medya adaleti diyorlar buna. Bu adalet değil, düpedüz zulümdür. Yani günümüz dönemi bütün dünyada zulümatın bulunduğu bir dönemdir. Adaletin hiçbir yerde olmadığı bir dönemdir. Bu da neden oluyor? En önemli şeylerden bir tanesi iş ehline verilmediği zaman bu böyle olur. Bu da zaten bir kıyamet alameti olarak Resulullah buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Peki biz bu zulümattan, bu ateşten kendimizi nasıl çekebiliriz? Hocam, şimdi dediğimiz gibi ferasetli olmamız gerekir. İşin ehli olan kişiyi nasıl çözeceğiz? Şimdi i̇şte, işin ehli olanı çözmemiz için ilk önce doğruyu bilmemiz gerekmiyor. Evet. Şimdi doğruyu nasıl bileceğiz hocam? Hocam doğru herkese göre doğrudur. Yani onu soruyorum. İşte, doğruyu nasıl bileceğiz? Şimdi yani? Hocam sosyal medya örneğinde olduğu gibi oraya tweet atan herkes kendine göre doğru olduğuna inandığı için oraya yazıyor, çiziyor, karalıyor, kampanya yapıyor. Şimdi siz diyorsunuz ya o zaman gerçek doğru nedir? Gerçek doğru bir Müslüman için söylüyoruz biz. Bir, kardeşim sen bir kere Allah'ın dininin hakkını koruyorsan insanın da hakkını korursun.
Hani Rabbine, insana teşekkür etmeyen Rabbine teşekkür etmeyi bilmez diyor ya büyüklerimiz. İmam Rabbani Hazretleri gerçekten bunu söylüyor. Yani sen namazını koruyan, ibadetini koruyan, Allah'ın hakkına, hukukuna, hududuna dikkat eden bir insansan kalp kırmamayı, gönül yıkmamayı, hak yememeyi de düşünürsün. İşte bu ferasetin içindeki şeylerden bir tanesidir. Şimdi ilim varsa ne olur? İnsan bilir. Bildin mi araştırma yapar. Araştırdın mı doğruyu bulur. Evet. Yani ferasetli olmak gerekir. Feraset nedir denilirse içinde çok şeyler vardır. Bilmek, görmek, anlamak, idrak etmek, tefekkür etmek, okumak, ibadete dikkat etmek, bunların hepsi ferasetin bir parçasıdır. İşte bu da o zaman şuradan geçiyor hocam. İslami konularda ehil olmayanın konuşmasından çok, İslami konularda ehil olmayanların eğitimci olması, İslami konularda ehil olmayan insanların gençleri yönlendirici olması, gençleri peşinden sürükleyici olması toplumu felakete sürükleyen bir büyük bir beladır. Evet. Bu bela neticesinde toplum aslında ehil olmayan insanlarla, İslami konularda ve diğer konularda ehil olmayan insanlarla dolup taşıyor. Çünkü bilgi kirliliğiyle sadece benim dediğim olsun mantığıyla toplum tamamen yanlışa sevk ediliyor. Ve bunu görenler de bana ne diyenler var. İşte bizim gibi çıkıp TV'lerde bunun yanlış olduğunu aktaranlar var. Evet. Veya bu işi görmezden gelip içten içe kızanlar var. Ama burada sesini çıkartmayan Müslümana da korkak Müslüman diyoruz. Şimdi Kazım Okur hocamızla devam etmek istiyorum. Kıymetli hocam, İslami konularda ehil olmayanların tabii ki konuşmasıyla alakalı konu başlığımız vardı. Ta temele indik. Emre hocamız da biliyorsunuz daha doğruyu görmemiz için doğruyu bilmemize, eğitim sistemindeki sıkıntıya, ehil olmayan insanlara öğretmenlik veya eğitimcilik verilmesine İslami konularda ve toplumun bilinçsiz yetişmesine vesile olduğunu ve toplumu gerçekten kirli bilgiyle, algılarla yanlışa sürüklediklerini görebiliyoruz net bir şekilde. Şimdi size de hocam açıkçası İslami konularda ehil olmayanların konuşması İslam'a ne kadar zarar veriyor, topluma ne kadar zarar veriyor veya geleceğe ne kadar zarar veriyor diye şöyle genel bir başlık altında sormak istiyorum. Şimdi hocam bu konuyu şöyle değerlendirmek istiyorum. Zararından bahsetmenizi istiyorum evet, hocam. Zararından bahsedeceğim. Ama yanlış anlaşılmamaya sebep vermek için önce şunu belirtmemiz lazım ki evet. İslam'ı kim konuşur? İslam'ı her birey, her insan konuşur. Herkes konuşması lazım. Efendi Hazretlerimiz bir gün işte bizzata emri bil marufa çıkmasıyla alakalı işte emir veriyor. Ama diyor ya Efendi Hazretleri diyor ben diyor hani hoca değilim. Efendi Hazretlerimiz de diyor ki sen la ilahe illallah manasını biliyor musun? Biliyorum Efendi Hazretleri. O zaman onu anlat. Yani şuradan şu çıkıyor. Yani herkes İslam'ı dilinin döndüğünce yanındakine hem anlatacak hem yaşantısıyla anlatacak hem haliyle anlatacak hem de kaliyle yani diliyle İslam'ı anlatacak evladına. İnsanlar şöyle bir yanlış şey oluyor. Yani ben ne söyleyeyim, ben hoca mıyım ki ona ben uyarayım diye böyle bir düşüncelere girebiliyor. Hayır, yanlış olduğunu biliyorsan o konuda ilmin var demektir. Yani zinayı görüyorsun, biliyorsun ki zina haram. Bak ilmin var, biliyorsun işte. Yani onu biliyorsun, ayetin hadisini bilmesen de bunun yanlış bir şey olduğunu biliyorsun. O yüzden bunu gidip bir başkasına ne yapman lazım? Anlatman lazım. Bir yanlış gördüğü zaman diyor, Müslüman diyor, hocalar, alimler demiyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Müslüman bir yanlış gördüğü zaman diyor, eliyle düzeltir diyor. Gücü yetmez ise diliyle düzeltir, anlatır. Ona da gücü yetmezse öyle bir hal var ki, yani konuşsam burada büyük sıkıntı var. O zaman kalbinden buğz eder diyor. O da imanın en aşağı seviyesidir. Burada yani hocalar, ulema, alimler demiyor Resulullah. Demek ki bize şu var. Müslüman
Vel tekün minküm ümmetün yed'ûne ilel hayr ve ye'murûne bil ma'ruf ve yenhevne anil münker. Ulaike humul müflihun. Yani felaha kavuşanların, kurtuluşa erenlerin kim olduklarını Mevla Teala, onlar emri bil maruf yapar. Yani birini ateşe düşmekten kurtaran, birini ateşten çekip alan aslında kendini de kurtarmış oluyor. Yani biri bataklıkta, ya hoca olmana gerek yok. Ona telkin verip onu oradan kurtarırsan o bataklıktan, aslında sen kendini de kurtarıyorsun. Çünkü birini kurtaran adam kendini de kurtarmış olur. Dolayısıyla şimdi buranın altını bir çizmemiz lazım. Yani biz herkese, bu hacının hocanın işi değil, yanlışı söylemek, tatlı dille, uyarıcı bir şekilde hatayı söylemek veya telkinde bulunmak görevimizdir. Müslümanın görevi. Hoca olman, hacı olman meselesi değil bu. Bununla beraber peki ehil olmayan kişiler dini anlatıyor vesaire. Kim yani? Mesela biz burada müfessir değiliz. Muhaddis değiliz. Yani tefsir yazmadık. İşte hadis ilminin derinliklerine vakıf değiliz. Ama dilimiz döndüğünce öğrendiğimiz ilimlerden bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Fıkıhçı değiliz. Misal. Bazı sorulara bilmeyiz, bazı soruları biliriz okuduğumuz kitaplara göre, duyduğumuz hocalarımızdan ifadeler. Biliriz yani. Şu var. Peki ehil olmadığın bir konuda ahkam kesmek büyük hatadır, sıkıntılıdır. Zaten bu mesele var bu. Mıdır hocam? Onu büyük tabii vebali vardır. Yani sırtını ateşe dayamış olur fetva veren kişi. Yani şurada yürüyordur. Bakın sehpanın şurasında yürüsen bir sıkıntı yok. Şurada yürürsen bu ne demek? Her an aşağı ne yapabilirsin buradan? Düşebilirsin. Yani ben şimdi çıkıp burada sanki İmam-ı Azam gibi, o da adam, ben de adamım dersem, diyen var. Bunu duyduk yani kulaklarla. İftira fitne değil. Bu adam işte burada yürümemiş. Aslında düşmüş de. Ya bu adam gitmiş. Niye? Zarar veriyor. Niye? Ya sen İmam-ı Azam, sen İmam-ı Azam tırnağı olabilir misin ya? Ya sen İmam-ı Azam'ın yani zatıyla alakalı demiyorum yani. O da insandı, evet. O da adamdı. Sen adam değilsin, ayrı bir şey ama o da adamdı. Amma ve lakin ya ilim boyla posla alakalı bir şey değil. Adamlıkla alakalı bir şey değil ya. İmam-ı Azam onun ismi değil ya. Onun ismi Numan bin Sabit yani. İmam-ı Azam ne demek? Büyük imam. Azam en büyük yani. Büyük imam. Niye bu lakabı takmışlar? Ya gece gündüz ümmetin meselelerine kıyas yoluyla, kafa yorarak, hadislerde. Biz hazıra konmuşuz. Yani biz açarız kitaptan, bugün hocaların yaptığı bu. Yani yanlış bir şey değil. Bunu yapması lazım zaten. Kimse müceddit falan aramasın yani. Müştehit aramasın. Müceddit her yüzyılda bir geliyor. Bu yüzyılın müceddit efendi hazretlerimiz. Müştehit aramasın kimse. Kendini de kimse müştehit diye çakmasın, satmasın. Öyle ben de Kur'an'dan anlarım diyenlerin yüzüne ümmet bu halde. Sen Kur'an'ın hiçbir şey anlayamazsın. Bu kafayla. Yoksa sen de İlme vakıf ol, bütün tefsirleri aç, araştır veya hikmet ehli ol, ayetin manasını, nuzulünü, her türlü şeylerini vakıf ol. Tamam, ondan sonra zaten Allah sana bir kapı açar. Ama ya bunlar da Arapça okumasını bilmiyor Kur'an'ı. Yani çoğusu Elif'i kazma sapı zannedecek kadar cahil ama çıkıyor. Diyor ki yani bu Kur'an diyor, ben diyor meali okurum, anladığımdır. Değil. Anladığın değil. Orada yani sen o ayetin manasını, içeriğini, nüzulünü bilmen lazım. Yoksa ayağından vel adiyati dabhan, ayağından bilmem kızılcık çıkaran atlara yemin olsun derken bu nasıl ayet dersin yani? Yani işte savaş meydanında şunu bunu yapan
koşup toz çıkaran atlara yemin olsun diye Allah-u Teala böyle konulardan bahsederken bunun manası yani ne buyuruyor Mevla burada? Ne buyuruyor Mevla burada diye bunu ne yapamazsın? Anlayamadığın için dersin ki ya bu ayet mi acaba der adam. Ki bunu diyenler var buradan diyor Kur'an'dan diyor ilahiyat profesörü bunlar. Buradan diyor Kur'an'dan bunu çıkartalım diyor. Bu diyor yani mantık akıl dışı bir şey diyor. Ya bunu diyorlar adam diyor ki bir mevzu anlatıyor diyor ki ayet olsa aklımızı almasa reddederiz diyor. Yani aklını din edinmiş bunlar. O yüzden İmam-ı Azam da adam diyor. Niye? O da baktı bir şey anladı konuştu. Ben de bakıyorum bir şey anlıyorum konuşuyorum diyor. Ya bu böyle basit bir mesele değil ki yani. Yani o yüzden kimse müştehit aramasın. Onlar gerçekten Allah'ın yardımıyla, ihsanıyla birçok dini ince meseleleri ortaya koyup ayet ve hadislerle Resulullah'ın çizgisinden zerre kadar sapmadan ortaya koymuşlardır. O yüzden bizim şu anda var olan ehli sünnet alimlerimize ne yapmamız lazım? Uyumamız lazım ki zaten ne diyoruz? Ben Hanefi mezhebindenim. Hanefi mezhebinin kurucusu kim? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yani ben İmam-ı Azam'ın fetvalarına uyuyorum. Kafamdan fetva uydurmuyorum. Evet. Kur'an'ı kendime göre yontmuyorum. O Kur'an'ı büyük alimlerin, geçmiş ulemanın çizgisine göre. Ha günümüz, ya hocam İmam-ı Azam zamanında internet yoktu. Burada var. Kıyas diye bir şey vardır. İcma, kıyas. Bunlar vardır yani. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Kıyas edersin. Onun vermiş olduğu bir fetvayı bu internetle bağdaştırıp bir sonuç çıkartırsın ki bunda bir beis yok. Haram helal bellidir zaten. Yani internet kullanmak diyor hocam caiz mi? İmam-ı Azam'ın böyle bir fetvası var mı? İnternet var mıydı onun zamanında? Ha ne dersin? Kıyas edersin. Burada iyi bir şey varsa, faydalı bir şey varsa faydasını kullanabilirsin. Bilgi edinebilirsin. Biz de bir hadis ayet bakacağımız zaman bugün gidip de kütüphaneyi bulalım, kitapları araştıralım değil. Yazıyorsun oraya ayeti çıkıyor önüne, tefsiri de çıkıyor. Bak faydalı kullandın mı caiz. Ama şimdi sapkınlığa kullanırsan fitneye fesada oradan klavye kahramanlığı yapıp ona buna fitne fesat uyduruk ifadeler veya fuhşi şeyleri yayarsan. Klavye kahramanlığı demeyelim. Klavye kalpazanlığı diyelim de bari. Evet sorun var. Klavye kahramanlığı yapsalar yine iyi yani. Anladım. Klavye mücahidi olur yani. Şimdi yani toplayacağız. Şimdi hocam evet. Şunu soracağım. Önemli bir soru sordum. Oraya daha gelemedik. Acil bu şekilde buraya gelmemiz lazım. Şimdi aslında geldiniz de orayı açmadınız. Oraya geldiniz, değindiniz, geri gittiniz. Evet girelim İslam'ımız, o zaman. İslam'ın işte konularda ehil olmayan insanlar veya kendilerini ehil zanneden insanlar da diyebiliriz. Geri geldiği zaman o benlikleri yüzünden Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin değişmesi gerektiğini veya bazı ayetlerin Kur'an'dan çıkartılması gerektiğini bile diyebiliyorlar. Yani kendilerini o kadar ehil olduklarını düşünüyorlar ki bu mesela tefsirde, akaidde, kendilerine göre ilimlerinde, fıkıhta ilerlediklerini düşünüyorlar ki bu ifadeyi kullanabiliyorlar. Ehil olduklarını düşünüyorlar. Çünkü ben de diyor ki ney? Ben de adamım demesindeki ifade o benlik ona ehil olduğunu düşündüğünden söyletiyor. Değil mi? Peki buradaki zararını ortaya dökmemiz gerektiğini düşünüyorum hocam. Yani büyük bir zarar var. Yani bugün senin artık bir değerin kalmadı. Bugün senin değerin olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ifadeler kullanılıyor. Hadislerini reddediyorlar. Allah-u Teala'ya ifade kullanacaklar. Şu anda ayetlerine karşı ifadeler kullanılıyor. Ve bazı ayetlerin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Evet. Veya çıkartılması gerektiğini düşünüyorlar. Benim aklımca bu ayet mantıklı gelmedi diyebiliyorlar. Hadlerini aşabiliyorlar. Yani ehil olmayışının sonucu bunu gerektiriyor ya, bunu gerektiriyor. Yani bunu yapıyorlar yani gerektiriyor derken. Bunu yapıyorlar. Bunun daha büyük zararları ne olabilir diye bir sormak istiyorum hocam.
Topluma zararlarından bahsediyorum. Onlar zaten cehennem odunu. Eğer pişman olmazlarsa tabii. Hocam yani topluma zarar derken... Hocam burası önemli. Şundan dolayı soruyorum. Burayı burayı kaçırmayalım. Çünkü bizim şu anda en büyük sıkıntı çektiğimiz şey bu. Toplumda kirli bilgi. Doğru mu hocam? Evet. Yani büyük bir sıkıntı bu. Şimdi sen adama bir şey soruyorsun. Yanlış bilgi veriyor. Ama doğruymuş gibi savunuyor sana. Evet. Ne diyor? Ben şu falanca kişiden duydum. O kim? İşte falanca... Ya bu adam ehil değil dediğinde savunurcasına bu adamı ne yapabiliyor? Sana müdafaa edebiliyor. Bunu işte zararlarından biraz bahsetmek istiyorum hocam. Buyurun. Evet. Yani dediğim gibi bu insanlar belli başlı. Bizim bir kültürümüz var. Yani bizim akaid ilmimiz var. Yani İslam dininin belli başlı ilim dalları var. Bunlar Resulullah, Kur'an ve sünnetten çıkan ilim dalları. Ne bunlar mesela? İşte tefsir ilmi, Kur'an'ın izahı, meali değil. Zaten meal konusunda büyük sıkıntımız var. Meal şimdi öcü göstermek istemiyorum ama şöyle bir rivayet var. İlk meali bir Hristiyan'ın yazdığına dair rivayetler var. Çünkü meal kuru bir okuma. Bugün o sapık diye nitelendirdiğimiz alim veya hoca neyse veya hoca demeyelim de sözde hocalardan bazı itiraf edenleri ben gördüm. Meal okumayın ya dedi diyor. Ya biz diyor 30 yıldır millete meal oku, meal oku, meal oku diyorduk diyor. Ne kadar yanlış yaptık, ne kadar diyor hunharca eline meal alan kendini hoca zannetti. Ben bu meali okudum, bunu anlıyorum. Ya diyor meal okumayın diyor, itiraf ediyor. Yani meal demiyorum, tefsir okunacak. Kur'an'ın açıklamaları, izahati, işte o ayetin manası... Meal okursan işte atlarından, işte koşarken nallarından kıvılcım çıkanlara and olsun diyor. Devam ediyor işte Adiyat suresinde. İşte birbirine koşuşturup duman çıkartanlar ne oluyor? Bu ne anlatıyor Allah burada ya? Atlar, kıvılcımlar, tozlar ne biliyor musun onun aslı? İşte tefsir okursan aydınlanıyorsun. O zaman bir Kur'an'a bakışın, Kur'an'ı anlayışın, Kur'an'ın azameti. Resulullah bir seriyeye asker yolluyor. Bir ay haber gelmiyor. Bir ay haber gelmiyor. Allah-u Teala bu ayetlerle o ahvali anlatıyor Resulullah'a. Yani birçok mana var. Yani bir kere o görmüştüm bir yerde yani. Kur'an'ın içerisinde kelimeler bile birbiriyle yani mananın içerisine, o manaya hayat veren o kelimede bile büyük mucizeler var. Büyük anlatımlar var. Yani Kur'an mucize kaynaklı bir kitap. Dehşet, hayranlık bırakacak bir kitap. Nasıl hayran oluruz Kur'an'a? Tefsirler okursak hayran oluruz. İşte meal okursan sorgulamaya bile başlarsın. Hangi ayete girersin biliyor musun mealle yürürsen? Kur'an'ın çarptığı kişiler, Kur'an'la azanlar, Kur'an'la sapıtanlar, bir de Kur'an'ın sapıttıkları var. Adam Kur'an okuyor, ben diyor Kur'an okudum ateist oldum. Heh, Kur'an ne yapmış onu? Niye anlamamış? İdrak edememiş, detayına inceliğine vakıf olamamış. Biz de Kur'an okuduk, biz Emre Hoca ile kaç sene tefsir ders programı yaptık burada. Daha böyle tefsirle haşır neşir oluyorsun yani. İşte tefsiri kebire bakıyorsun, ruhul beyana bakıyorsun, ruhul furkana bakıyorsun, celaleyne bakıyorsun falan. Ya ayeti biraz 3-5 tane tefsirden okuduğun zaman diyorsun ki ya Rabbi sen hani... Ne kadar ya bir kelam kullanmışsın ama ya bu kadar kısa bir kelamda
bu kadar dehşet manalar, içerikler, incelikler, anlayışlar, mükemmellikler. Ya Rabbi yani bu olsa olsa hani diyor ya Hazreti Ömer dinliyor. Ya bu o gün müşriklerden yani sonra sahabe olanların birçoğu şunu dedi. Çoğusu şunu dedi ya bu insan kelamı olamaz. Çünkü kelimelerin manasını da biliyor onlar, inceliklerini de biliyor. Diyor ki ya bu insan kelamı olamaz. Biz niye Kur'an'ı sorguluyor bugün gençler? Cahil, gafil. Niye? Cahilsin sen. O günkü müşrikler senden daha bilgiliydi. Çoğu edebiyatla meşgul insanlardı. Çoğu şairdi. Çoğu Kur'an kelimelerle oynayan insanlardı. Ama Kur'an'ı duydukları zaman ilk akla şu geliyordu. Manasıyla beraber bildikleri için. Bu insan kelamı olamaz. Ve bugünkü cahil, gafil, el cahili cesurun. Bu cesaret cehaletten geliyor. Ben Kur'an'a baktım çok yavan, çok şöyle çelişkiler. Ya sen kimsin ya? Ha ama bunları buna iten kim biliyor musun? Onlara sorsan işte ehli sünnet alimler, şunlar cemaatler, tarikatlar. Vallahi yalan. Sizsiniz. Sizin meal kafanız onları deizm, ateizme sizin meal kafanız itti. Siz meal okudunuz, mealle cevap verdiniz. İnceliğe Resulullah'a hiç girmediniz. Ya Resulullah bu Kur'an'ı kim anlattı ya bu insanlara? Hadisleri sen bir kenara koyarsan, sen Kur'an'ı ne diyorsun? Hadisleri bir kenara koyan, bugün bakın kıymetli izleyenler söylüyorum size, bütün samimiyetimle söylüyorum. Hadisi kim basite alıyorsa, ben mevzu hadisten bahsetmiyoruz. Binlerce, yüz binlerce sahih hadis var. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet bin Hammel, Kütüb-ü Sitte'miz var. Kim bu hadisleri inkar ediyorsa, sapıtıyorsa o peygamberliğini ilan etmiştir. Niye? Kur'an'ı Resulullah'tan değil, kendi kafasından alıp da kendi mana veriyor Kur'an'a. Sen kimsin ya? Sen Resulüne bakacaksın. Sen peygamberine bakacaksın. Peygamberinden alacaksın o ayeti Resulullah nasıl yorumlamış. Allah-u Teala Resulüne o ayeti indirirken yaşantısını da indirdi. Onun izahatını da gönlüne indirdi. Resulullah o ayeti izah etti. Peki bu adam hadisi kim inkar ediyorsa peygamberliğini ilan etmiştir. O kezzaptır, yalancıdır. Müsellemetül kezzaptır o. Bu zamanın sahte peygamberidir o. O adamı sen bir de dinleyip de hoca diyorsan o müsellemetül kezzap nereye giderse o. Sonra Resulullah'ın livaül ham sancı altında yer edinemezsin. Asla Resulullah'ın hadisini basite alan bir adam Resulullah'ın mahşerde yüzüne bakamaz. Resulullah'ın hadisleriyle oynayanlar, inkar edenler, meal kafalıların peşinden giden onların sohbetleriyle haşır neşir olup Resulullah'ı beşer sıfatına indirenler, onlar da Resulullah'ın yüzüne yarın bakamayacaklar. Bu sapıkların, bu Allah peygamber düşmanlarını güya Müslüman gözük. Çoğu bunların bir kısmı ajan, bir kısmı bunların münafık. Ateistlikten dönme birçoğu bunların. O yüzden horozda kurban olur diyor. Niye? Adamın dini yok. Korkmuyor Allah'tan. Korkmuyor Resulullah'tan. Resulullah'ın buyurmadıklarını söylüyor bu insanlara. Ben de Kur'an'dan bunu anladım diyor. İmam-ı Azam da benim gibi adamdı diyor. Bütün ulemamıza, ehli sünnet ulemamıza Emevi artıkları diyerek hakaret ediyor bunlar. Siz kimsiniz ya? Siz İmam-ı Gazali'nin tırnağından çıkan pislik olamazsınız siz. Ama bu insanlar bu şeyi nereden buluyorlar bu cesareti? Bu insanlar bu cesareti vallahi cehaletlerinden buluyor, billahi cehaletlerinden buluyor. Yoksa ilim meyveli ağaç gibidir ilim okuyan kişi. Meyveler olgunlaştıkça yapraklar boynunu eğer. İlim sahibi insan okudukça
bu ilimlere, Allah'ın Kur'an'ına, Resulullah'ın sünnetine, hayat nizamına, alimlerin kitaplarına, buyurduklarına baktığı zaman o alimlerin huzurunda, Resulullah'ın huzurunda, Allah'ın huzurunda boynunu eğer ilim. Medresele, eski medreselerin kapıları şu kadardı. Ne demek bu biliyor musun? Buraya gelirken kafanı eğip gireceksin. Dik başlı olmayacaksın. Kafan eğik. Niye? İlim kafayı eğer. Tevazu sahibi yapar insanı. Haddini bildirir ilim. Bu kadar bu insanlar sağda solda kanallarda çıkıp hemen 306. ayette şu yazıyor. Hemen 300. ayette ne oldu bu ayetler? Birbiriyle kıyaslar bir şeyler. Hadis yok. Hiçbir alimi tanıma yok. Hiçbir şey yok. Bunlar kavak ağacı. Dikine gitmişler. Boş. Bir rüzgar esecek hepsi yıkılacak. Yıkılıyor da. Hak her zaman onların üzerine şey de geliyor. Hiçbiri ehli sünnet bir alimin karşısına çıkamıyorlar. Hatta ehli sünnet alimle hocalarımız hadi gelin diyor. Gelin hepiniz diyor. Bekliyorum diyor. Çıkamazlar. Bunlar ancak halkı kandırmak için sarışın mini etekli kadınların karşısına çıkarlar. Bunlar çıkıp da bir hadisçi alimin, bir müfessirin, muhaddisin karşısına çıkamazlar. Çıkan da demagoji yapar. Alır böyle devesidiği getirir, iç bakayım der. Sen hadis, işte hadisten anladıkları bunun bu biliyor musun? Neymiş devesidiği? İşte şifaymış. Ya Resulullah sen ne zannediyorsun ya sen Resulullah? Sen peygamberi ne zannediyorsun ya? Bunlar ama hadisin ne o anlama ne anla hadisin de tefsiri var. Bunlar onu da bilmiyor. Diyor ki bu hadis ne ya diyor. İşte bu. Ama bugün bakıyorsun Almanya'da insan dışkısından ilaç yapıyorlar. Ve kitaplar var cilt dolusu. Sidik'teki şifa diye. Ama bu adamlar deve sidiği getiriyor, hocaya uzatıyor. İçsene diyor. Hani şifalı ya diyor. Ya bu kadar bunları dinleyen adamdan gafil, ahmak bir insan olabilir mi ya? Ya bu insan, bunlara biz nereden girdik bu karılara ya? Allah. Yani bu ne biliyor musun ya? Ya cahil diyor ya İmam-ı Şafii. Ya diyor ki bir delille diyor 40 alimi yendim diyor. 40 delille bir cahili yenemedim diyor. Yani bunlar o kadar cahil ki ya bunları yenemezsin. Evet. Yani bunlar çıkar senin olacak karşına yenemezsin de. Ya çünkü bunları Allah Kur'an'la çarpmış. Bunlar çarpılmış, birçoğu çarpılmış. Öyle çarpılmışlar ki ölürken çoğu maymuna dönüp gidiyor zaten tipleri ama bir kısmı da şey artık Kur'an'a vuruyor. Hani ölmeden önce artık Kur'an'la oynuyor. Artık Kur'an'la oynuyor. Yani haddini aşmış bir şekilde, azabı hak etmiş bir şekilde ahirete gidiyor. O yüzden bu insanlardan uzak durun. Bizim bir geleneğimiz var. Ehli sünnetiz biz. Ehli sünnet demek yani o da bir gelenek, bu da bir ehli sünnet isim değil. İsim değil ehli sünnet. Yani Şia da var, ehli sünnet de var, Caferi de var. Böyle öyle diyerek ehli sünneti de isimlendirip sınıflandıramazsın. Öyle bir şey yok. Ehli sünnet Allah ve Resulünün ve ashabının yaşam tarzıdır. Kim buradaysa Allah ve Resulünün dostudur, arkadaşıdır. Ama buradan çıktığın an işte bir at konur sana. Şia denir, Vahhabi denir, Caferi denir, şu denir, bu denir. Sana ne yapılır? Bir at konulur. O yüzden ehli sünnetiz derken isim koymuyoruz kendimize. Allah ve Resulünün yolundan geleceksin. Bunun da alimleri var. Bunun bilginleri var. Atamazsın bunları bir kenara. İmam-ı Azamları, İmam-ı Gazalileri, İmam-ı Rabbanileri, yani Ahmet bin Hanbelleri, birçok ulemayı atamazsın. Bunlar bu dinin temellerini, sütunlarını oluşturmuş insanlar. Saygı duyacaksın. İşte bir insan kim olursa olsun, vasfı ne olursa olsun, bu zatlar hakkında ileri geri konuşuyorsa ondan düşmandan kaçar gibi kaçmak lazım. Evet. Rabbim İslami konularda ehil olan insanların
sayılarını daha çok artırsın. Amin. Ve insanlara ulaşmalarını da sağlasın inşallah. Duamız ve temennimiz bu yönde olsun. Bu haftalık Lider Genç programı burada noktalıyoruz kıymetli insanlar. Burada her konuşulan ifadenin öncesi ve sonrasını çok güzel tartıp, çok güzel takip etmeniz lazım. Hani bazı şimdi hararetli bir konunun üzerinden geldiniz, Kazım hocamızı dinlediniz. Hocam bu ne diyor demeyin. Öncesini programı geri sardırabiliyorsanız sardırın, tekrardan izleyin. Olayları zaten akışını göreceksiniz. Bu arada aramalara cevap veremiyoruz. Mesaj olarak atarsanız okumaya çalışırız dedik ama arama geldi, devamlı arama geldi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Haftaya pazartesi saat 7'yi gösterdiğinde yine burada olacağız. Lider Genç programı olarak. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.